Ne duruyorsun? Açsana kapını. Buyurun hanımefendi. İşiniz kaçta biter acaba? Sorabilir miyim hanımefendi? Sana ne? Sizi kaçta alayım diye sormak istedim. Ama madem mümkün değil. Kocam gelir alır beni, sen merak etme. Nerede kaldınız kuzum? 12'de geleceğim demiştiniz. Madam, kızmazsanız size bir şey söyleyeceğim. Bugünlük ders yapmasak olur mu? Ama hep böyle yapıyorsunuz kuzum. Nasıl olacak böyle? Dil öğrenmek disiplin ister. Sabır ister. Çalışmak ister. Hem bugün saçınızı da değiştirecektik, unuttunuz mu? Haklısınız ama çok mühim bir işim çıktı. Bu seferlik beni affedin. Tamam. Ama bir şartım var. Önce bu saç kesilecek. D'accord? D'accord. Kız bu ne? Beğendin mi? Ay, kim bilir kaç para verdin sen buna? Kaç para verdiysen verdim. Sen beğendin mi onu söyle. Beğenmek mi? Bayıldım ayol. Ben bunu gece yatağımın başucuna kor. Seyrede seyrede uyurum vallahi. Ne oldu kız? Hiç. Bugüne kadar bana bir çorap bile alan olmamıştı. Sağ ol. Bir şey değil, güle güle giy. Üstünde paralansın. Sana bir haberim var. Hı. Kemal çiftlikte çalışmaya başladı. Ne? Kız manyak mı bu oğlan? Manyak ne manyak? Desene durduk yere aldın başına belayı. Derdin neymiş peki manyağın? Ne olacak? Beni deli etmek. Kız ya bu seni kaçırmaya falan kalkarsa? Yapamaz. Yapamaz deme. Çiftliğe girmeyi göze alan o haltı da yer alimallah. Onun derdi o değil. Onun derdi beni huzursuz etmek. Bir de ne söylüyor biliyor musun? Yok efendim, benim aklım Muzaffer'deymiş de kalbim hala ondaymış. Öyle mi kız? Seviyor musun hala Kemal'i? Ne seveceğim onu be? Yerin dibine batsın onun sevgisi de, aşkı da. Ne? Hiç. Hiç sene gülüyorsun o vakit? Kemal diyordum içimde. Ne olmuş Kemal'e? Manyak falan ama çiftliğe girmeye göze alacak kadar sana aşıkmış. Sen kimin tarafındasın? Senin tarafındayım. O zaman bir akıl ver. Bir yolunu bulup Kemal'i çiftlikten sepetlemem lazım. Sen bu herifi seviyor musun, sevmiyor musun? Sevmiyorum. Esahtan mı? Ben babamdan, abimden çok eziyet çektim Fahize. Ama hiçbiri Kemal'in hastanede seni sevmiyorum demesi kadar koymadı. Şimdi o çeksin eziyeti, acıyı da görsün bakalım ne demekmiş sevmiyorum seni. İyi madem, bırak kalsın çiftlikte. İstediğin kadar eziyet et. Acı çektir sen de ona. Niye o etrafında dolaştıkça benim çekeceğim acı ne olacak? Seni acıtmasına fırsat vermeden sen ona acı çektireceksin. Fırsat bu fırsat. Düşünsene bir. Seni terk eden sevgilin kendi ayağıyla gelmiş kapına uşak olmuş. Sen onun hanımısın. Bundan güzel intikam mı olur be?